Selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte bu kromozomun arkadaşlar kısımlarına bakacağız. Kromozomun kısımları çok fazla karıştırılıyor. Yani sentromer neresi, kinetokor bölgesi neresi, bunlar çok fazla karıştırıyor birbirine. Bu yüzden bununla alakalı video çekme ihtiyacı hissettim. Gelin bakalım başlayalım. Şimdi milli eğitim Bakanlığı'nda bir tane şeklimiz var. O şekil üstünden bir gideceğim ilk başlangıçta. Daha sonrasında bir tık daha olayı farklılaştırmış olacağım. Bu mitoz kısmında nasıl ayrışma gerçekleşiyor? Birazcık ona bakıyor olacağız. Şimdi ilk başlangıçta ben de kendim de çizeyim aynı zamanda. Koskocaman bir tane ne yapıyorum abi? Kelebek şekli çiziyorum. Bu kelebek şekli tabii ki de kromozom böyle olacağını göstermiyor bize. Yani illa her kromozom böyle olacak diye bir kaydı yok. Kromozomun tam ortasına bir tane yuvarlak çaktığımda şurası arkadaşlar sentromer kısmı olmuş oluyor. Tamam mı? Sentromer kısmı. Yani buradaki kromatitlerin şu üstte ve altta bulunan kromatitlerin arkadaşlar birbirine bağlanmasını sağlayan bölgeye biz sentromer diyoruz tamam mı? Şimdi bakın dikkat ettiyseniz şu kısmı ne almış? Sentromer şeklinde almış. Burada yine aynı şekilde iyi iplikleri bulunmakta ama onun öncesinde arkadaşlar kimler var? Kinotokol bölgeleri bulunmakta. Şu kısımlarda, şu kısımlarda kinotokol bölgeleri bulunmakta. Bunlar neyi sağlayacaktı? İyi ipliklerin tutunup çekmesini sağlayacaktı. Yani bağlanıp çekmesini sağlayacaktı. O zaman bu kısımlar neymiş arkadaşlar? Kinatokov bölgesiymiş. Yine aynı şekilde Kinatokov yazdım. Daha sonrasında yine iyi ipliklerini bağlayacağız bu kısımlara. İyi ipliklerini bağladık ve ne yapacağız arkadaşlar? Çekmiş olacağız. Peki kardeşim kardeş kromatitle hangisi burada? Bakın kardeş kromatitler bunları eşitmiş gibi düşün. Şu ikisi arkadaşlar birbirinin nesidir? Kardeştir. Bu yüzden buraya ne yazacağım ben? Kardeş kromatit yazmış olacağım. Yine aynı şekilde üst kısımda ne olacaktır? Birbirinin kardeşi olduğundan dolayı kardeş kromatit olmuş olacaktır. Bu ifadeler bizim için önemli mi? Elbette önemli. ÖSYM sorabilir mi? Elbette sorabiliyor arkadaşlar. Ya yani adamın neyden bahsettiğini iyi biliyor olman gerekiyor. Şimdi şöyle tipik bir tane kromozom çizdiğimde bakın kromozomun ikiye ayrılmış hali kromatittir. Yani ben buradaki dörtlü yapıyı bu dörtlü kelebekli yapıyı şöyle gösterirsem eğer ki bu ne olacaktır arkadaşlar? Kromatit olmuş olacaktır tamam mı? Kromatit olmuş olacaktır. Bunun tamamlanmış hali ise ne olacaktır? Kromozom olmuş olacaktır. Kromotitler bir süre sonrasında geçici olarak neye dönüşebilir? Kromozoma dönüşebilir. Hangi şartlarda? Bir bakalım o zaman hemen onu da. Bakın bir tane ben hemen yuvarlak çizeyim buraya. Güzel bir tane yuvarlak. Mesela adam bana mitoz bölünme desin. Tamam Mitoz bölünmenin metafazından bahsediyor olsun. Tamam mı? Mitoz bölünmenin metafazından bahsederken 2 n eşittir 4 kromozomlu bir hücreden bahsediyor olmuş olsun. 2 n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozun veyahut da mayozu nasıl anlayacağız diye bir şey sorarsan eğer ki bana. Yapacağın şey şu kardeşim. Bak yapacağın şey çok basit. Yan yana çizildiyse eğer ki, yan yana dizilmişse eğer ki, bu mitoz bölünmedir. Üst üste dizilmişse eğer ki, bu mayoz bölünmedir. Bunun mantığı şudur aslında bakarsan. Ben bu kromozomları üst üste dizersem eğer ki, bunlar bir gün homolo olduğu için ne yapacağım? Homologları birbirinden ayırmış olacağım. Ben bunları yan yana dizersem eğer ki, her bir kromozomun kardeş kromatidini ne yapacağım arkadaşlar? Ayırmış olacağım. O yüzden adam size, adam size, eğer ki, Burada 2N eşittir 4 kromozomlunun metafazını yani mitozunun metafazını çiz derse eğer ki bana ne yapacağım abi şöyle çizmiş olacağım. Bak yan yana bunlar görüyor musun? Neden? Çünkü biz biliyoruz ki mitozda kardeş kromatitler ayrılacak. Şu Anya'ya gidecek bu Konya'ya gidecek. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Ve bu da aynı şekilde olmak üzere. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki adam bana mayoz bölünme demiş olsa ne yapacaktım ben? Mayoz bölünme demiş olsa yine alacağım bir tane yuvarlak çizdim. Bu sefer ne yapacağım? Üst üste dizmiş olacağım. Bakın üst üste ne yapıyorum? Diziyorum. Şimdi haklı olaraktan şunu da soracaksın. Geleceğim ona da. Bakın burada ne yaptım? Şunu Anya'ya çektim. Bunu ne yaptım? Konya'ya çektim. Aynı şekilde bunu yukarı, bunu ne yaptım aşağıya. Burada ne yapmış oldum o zaman? Homolog kromozomları ayırmış oldum. Homolog kromozom. İşte bazı çakal yayın diyor ki kardeşmiş. işte hani e, homolog kromozom ifadesini mitoz bölünmede de kullanıyor. Size ÖSYM kullanmaz merak etme. Tamam homolog kromozom ifadesinde mitoz bölünme kısmını kullanmaz arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de diyeceksin ki şimdi bu şey olamaz mı? Hani mayoz bölünmenin mayoz ikisi olamaz mı? Mayoz ikisi olabilir ama ve lakin 2N4 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi olamaz bu. Neden? Çünkü dikkat ettiysen eğer ki bu mesela diyelim ki şu mayoz 2 olmuş olsun. Tamam mı? Mayoz 2. Bu mayoz 2 ise eğer ki o zaman bunun mayoz 1'inde neye ihtiyacım olacak? Bunların tamamına bir daha ihtiyacım olacak. Yani bu mayoz 2 ise eğer ki bunların mayoz 1'den gelen nesi vardır arkadaşlar? Homoloğu vardır bir de. Bundan dolayı da bu 2 eşittir 4 kromozomlu değil de 2 eşittir 8 kromozomlu bir hücre olmuş olur. Tamam mı? Bir de yine çok fazla sorulan 2 en N muhabbetini nasıl bulacağız abi? Adam sana mesela bir şeyin ana hücresi diyorsa 2N alacaksın. Adam sana mesela ana hücresi demiyorsa atıyor mesela diyelim ki Sperm hücresini göstermek gerekiyor diyor tamam mı? Sperm hücresi. Kaç kromozomun? en kromozomun. Yumurta hücresi. en kromozomun. ÖSM son yıllarda şunu yapıyor. Eğer iki N kromozoma sahipse bunları farklı renkte gösteriyor. Yani tamamını siyahla göstermiyor da bir tanesini siyahla bir tanesini da gösteriyor. Buradan iki N olduğunu anlayabilirsin veyahut da soruda verebilir sana. Der ki kardeşim iki N eşittir işte, dört kromozomlu bir hücre der. Sen de ona göre ne yaparsın çözmüş olursun. Tamam mı? Unutmuyorsun bunlar önemli bizim için. Bir sonraki parçada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize iyi bakınız.